Değerli misafirler, şimdi ikinci konuşmacıya geçiyoruz. Yine alanda uzman, çok kıymetli hocamız, Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sönmez Kutlu hocamız bizlere kurtarıcı inanışın ortaya çıkış süreci hakkında bilgi verecek. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Hocam buyurun. Evet, ben konuşmama başlamadan evvel hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özellikle Sayın hocamız bizi kırmadı. Çok uğraştık bu bağlantıyı kurmak için. Sayın Fığlalı hocama da çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda çok güzel oldu. Yani bu işi sanki bugün çalışıyormuş heyecanıyla size anlattı herhalde. O heyecanını hala bu yaşta hissediyor. Bir akademisyen, bir bilim adamı hayatı son nefesini verinceye kadar bu heyecanla yaşar. Bunu bilin. Genç arkadaşlara özellikle söylemek istiyorum. Evet, şimdi biz aslında benim konu birinci konuydu ama hocamızı öne alarak aslında güzel bir giriş yaptı, örneğini verdi. Ben bu örneğin teorisini ve tarihsel süreçte neler ortaya çıktı onun üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle bütün dinlerde, bütün kültürlerde o kültürü benimseyen, o dini benimseyen gruplar belli bir takım şartlarla karşılaştıklarında, olumsuz özellikle siyasi, ekonomik veya başka toplumsal bunalımlarla karşılaştıklarında insanlar bundan çıkabilmek için çeşitli yollar ararlar. Bütün kültürlerde bu bunalımlı dönemlerden, buhrandan, kriz dönemlerinden çıkabilmenin yolu kurtarıcı inanışıdır. İslam açısından da konuşulduğunda ben inancı demiyorum. Mehdi inancı, Mesih inancı demiyorum. Bu kültürel ve insani bir olgu olduğu için sürekli olarak ben bu olguyu tanımlarken inanış olarak bakıyorum. Çünkü bir konuya inanç diyebilmemiz için o meselenin sübutu ve delaleti kat'i olarak Kur'an-ı Kerim'de bizatihi belirtilmesi gerekir. İnanç esası olmadığından dolayı ben meseleye bir kültürel inanış olarak bakacağım. Bir beşeri olgu olarak bakacağım. Bütün diğer kültürlerde ve özellikle İslam kültüründe ortaya çıkan bu iddiaların sahiplerini, iddialarını, taraftarlarını, ortaya koydukları doktrinleri incelediğimizde üç önemli Mehdi'nin üç önemli görevi olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi namzet bir siyasi liderlik. İkincisi dini ve ahlaki yozlaşmadan kurtuluş. Üçüncüsü kurtaran bir tipoloji. Üçüncüsü de adalet dağıtan birisi. Gerek Hristiyanlıkta, gerek Yahudilikte, gerek diğer kültürlerde ortak Mehdiliğin temel özelliklerini hangisini incelerseniz inceleyin bunları görürsünüz. İslam kültürüne geldiğimizde aslında Müslümanlar Mesih'i biliyorlardı. Yani Yahudi ve Hristiyanlar bölgede olduğu için ve Kur'an-ı Kerim'de de Mesih İsa'dan bahsedildiğini biliyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Mesih'in geri dönüşü şeklinde kesin ve net olarak bir şey söylenmediği gibi bir ayeti kerimede de biz onu inni mütevfike ve racuke ileyye ifadesinden de anladığımız gibi onu vefat ettirip şanını yücelteceğiz, katımıza yükselteceğiz demişti. Bazı ayetleri sonradan zorlama olarak İsa Mesih'e, işte Mesih'in dönüşüne vesaireye, İsa'nın nüzulüne dair yorumladılar. Fakat bu hiçbir zaman İslam kelamında, Eşari ve Maturidi kelamında, kelam kitaplarında bir hatta kelamın ciddi bir konusu olarak girip tartışılmadı. Ancak basit akide kitaplarında nüzulü İsa hakkun gibi, bu hakkun demek kültür manasına kullanıyorum. Yoksa bir inanç esası gibi değil anladığımız kadarıyla kitaplardan. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ciddi bir şekilde okuduğumuzda aslında olay çok nettir. Allah insanlara kurtarıcı olarak, daha doğrusu bir şahıs olarak değil ama mesajını, insanları hidayete yol gösterici olarak
Kur'an-ı Kerim'i göndermiş ve bu Kur'an-ı Kerim'i kendisine kimle gönderdi? Hazreti Muhammed'le gönderdi. Hazreti Muhammed'in kendisi bu anlamda bir hadidir, yol göstericidir. Bütün peygamberler böyledir. Fakat hiçbir şekilde zorla birisini hidayete erdirme şeklinde bir yetkisi yoktur. Hazreti Muhammed bile insanları hidayete erdirmek için gelmemiştir. İnsanlara doğru yolu göstermiş, dileyen inanır, dileyen inanmaz diyerek hidayete ulaşmayı, hidayeti gerçekleştirme görevini insanın kendisine bırakmıştır. Onun için de Kur'an dileyen inanır, dileyen inanmaz. Nitekim Resulullah bazılarını inandırmak istiyordu. Hatta ne olur bunlar da inansa dediği halde ne yapmıştı? Allah ona buyurdu ki sen onlar üzerinde bir musaytır değilsin, çok uğraşma yani. Dileyen inansın, dileyen inanmasın. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi kelimesinin bu anlamda kullanımını eğer bir Mehdi şekline bir kullanım yok. Heda kelimesinin çeşitli iştikakları ve türevleri kullanılmış. Fakat bu kullanımların tamamında doğru yola gösteren olarak öncelikle Allah'ın kendisi doğruya, hidayete ulaştıran, sonra Kur'an-ı Kerim'in mesajı olarak tanımla. Kur'an hüda manasında bir anlamda hidayete erdiren ve yol gösteren diye çevirebiliriz. Hadislere baktığımızda Kütüb-ü Sitte'nin Buhari ve Müslim dışında diğer hadis kaynaklarında, ki onların hepsi yanımda metinleri, bu kaynaklardan Mehdi'den bahsedilmez. Diğer yani iki Kütüb-ü Sitte'nin Buhari ve Müslim'de zikredilmez. Onun dışındakilerde bahsedilir ve birçok aşağı yukarı üzerinden çok tartışılan 20-25 tane rivayet vardır bu eserlerde. Bu rivayetleri birazdan izah edeceğim. İbni Haldun, 1408'de vefat eden İbni Haldun 26 veya 27 rivayeti inceleyerek bu rivayetlerin asabiyetçilik ve kavmiyetçilik ruhuyla üretildiğini ve bunların isnatlarının sahih olmasını, isnatlarla eleştiriyor, isnat açısından da zayıf olduklarını, bunların Fatimilerin veya Abbasilerin veya Emevilerin kendi arasındaki asabiyet ruhuyla kendilerini meşrulaştırmak için ortaya çıkardıklarını söylüyor ve hepsini reddediyor İbni Haldun. Modern dönemde de İzmir'de İsmail Hakkı bir risale yazarak bunların tamamını İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek reddediyor ve böyle bir rivayetin, bu tür rivayetlerin doğru olmadığını söylüyor. Ben bu konuyu mezhepler tarihi kaynaklarından, ortaya çıkan mezhepler arasında Mehdilik iddiasında bulunanların yazdıklarından hareketle uzun uzun araştırmaya çalıştım. Sonuçta iyi ki de araştırmışım, çok enteresan bir tablo çıktı. Hemen şunu belirtelim ki Mesih'i, evet Müslümanlar, Hristiyanlar dolayısıyla bir Mesih gelme fikrini biliyorlardı. Kendileri Kur'an'dan böyle bir inanca inanmasalar dahi. Fakat bu asabiyetçiliğin güçlü olduğu Arap toplumunda, kabileciliğin güçlü olduğu Arap toplumunda biliyorsunuz Hazreti Osman'ın öldürülmesi, Kerbela hadisesi ve akabinde yaşanan siyasi ve sosyal bunalımlar bir sorunu gündeme getirdi. Müslüman toplum neden Hazreti Muhammed dönemindeki barış ve birlik beraberliğini bozdu, birbiriyle savaşıyorlar. Bazıları bu işin kaynağını İbn-i Sebe'ye, dışarıdan birilerine havale ettiler. Bazıları efendim bu işin sorumlusu biz dediler ama genel olarak da bu işi ister dışarıdan ister içeriden bir bunalım var. Bundan kurtulmanın yolunun ancak bir Mehdi, bir kurtarıcı olarak olabileceğini söylediler. Şunu hemen söyleyelim ki Emevilerin yıkılışına kadar İslam toplumlarında ister gulat olarak çıksın Şia, ister başka hareketler olsun, Mehdilik denilince peygamber tarafından haber verilen ve geri döneceği müjdelenen bir şahsiyet olarak anlamadılar. Bunu burada açıkça ifade etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz, onu izah ediyorum. Mehdilik inanışlarına baktığımızda tarih boyunca
asıl Mehdiliği anlamanın yolunun Araplar arasındaki bu kabileci ve asabiyetçiliğe bakmak gerektiği kanaatindeyim. Mesela Peygamberimize nispet edilen bazı rivayetlerde dört halifeyi Raşidin el-Mehdiyin olarak tanımlarlar. Veya Hazreti Ali için ve Muaviye için peygamberin Mehdi olarak tanımlamalarından bahsedilir. Hem ikisi için de kullanılır. Onların metinleri var, girmek istemiyorum. Fakat hayatta ve yaşayan birisi için imam anlamında ve yönetime adaletli bir namzet olarak aday olan kişi için kullanılmıştır Mehdi kelimesi. Mesela Cerir ve Farazdak'ın yazmış olduğu divanlara baktığımızda Emeviler döneminde bu divanlarda Hazreti Ali için, mesela daha öncesinde Hazreti Ali için, oğlu için, Hazreti Hüseyin için Mehdi oğlu Mehdi diye kullanıldığında, ölmüş veya ölmeden gaybete girmiş sonra dönüp gelip insanları hidayete erecek diye bir fikir yoktur. Aslında cahiliye şiirinde ve İslam'ın ilk dönemlerinde Mehdi denildiğinde asıl karşılığı imam manasınadır. Örnek bir lider kişi demektir. Bu anlamda o gün için Arap kabilelerinde örnek lider çıkarabilecek, iktidarı ele alabilecek çok önemli kabileler vardı. Kureyş, Temim ve Rabialılar. Kureyş'in kendi içinde Emeviler, Haşimiler. Sonra Haşimiler kendi içinde Talibi Abbasiler. Talibiler kendi içinde Hasaniler, Hüseyiniler şeklinde. Her biri kendi içinden çıkan Emevi zulmüne karşı bu idareyi talep eden kişileri Mehdi olarak, imam olarak isimlendiriyorlardı. İmam manasında. Ve asla geri döneceğine inandıkları bir şahsiyet söz konusu değildi. Şunu demek istiyorum. Bütün Şii fırkalarda da imam birisi için Hazreti Ali soyundan veya Abbasi soyundan veya başka soydan gelenlere imam Mehdi denildiğinde Emevilerden iktidarı devralmaya alternatif kişi olarak kabul ediyor. Siyasi bir Mehdilik söz konusuydu. İtikatla ilişkilendirilmemişti. Ne zaman ki bu bütün iddialar başarısız oldu, Emeviler ele geçiremediler, Emevileri yıkamadılar, bir kısım Haşimi soyundan kişiler isyan etti, başarılı olamadı, öldürüldü. İnsanlar onların başarısız olmasına ve öldürülmesine kabile ve asabiyetçilik dolayısıyla inanamadılar. Sonra dediler ki ya biz, bunlar ölmedi, belki haberleri yok nerede, gizlendi, belki gelecekler diye Abbasilerin ancak ilk yüzyılında geriye dönüp geleceğine inandıkları bir özellik ilave ettiler Mehdi'ye. Aslında böyle bir özelliği yoktu. Sonra bu şekildeki bir tanımlama Şii olan çevrelerde hala o asabiyeti korudu. Bu defa kim örnek olarak temel şart neydi? Ya Haşimi olacak, ya Ali Talibi olacak, ya Abbasi olacak. Ha, Emeviler diyordu ki biz de Ehl-i Beyt'iz, bizden de Mehdi olur ve kendilerinden Mehdi çıkacağını söylüyorlardı. Abbasiler iş başına geçti. Onlar dedi ki biz Mehdi biziz dediler. Osmanlı döneminde de bu anlamda çok ciddi bir şeyler, örnekler var. Mesela Kanuni döneminde bazıları çıktı, Mehdi'yiz biz diye ortaya çıktılar ama Osmanlı uleması dedi ki Mehdi'nin için gel, size göre Mehdi'nin için gelir. Bir, adalet dağıtacak, siyasi bir liderlik, efendim, dini ihya edecek. Kanuni'den daha büyük adaletli adam var mı? Bir sürü kanun yapıyor. Dünyanın en birinci adamı bunda Mehdi. İşte elimizde, önümüzde. Ne Mehdi'si arıyorsunuz dediler. O kişileri cezalandırdılar. Dolayısıyla Emeviler dönemindeki Mehdilik iddiaların tamamı imam ve örnek şahsiyet manasında. Hazreti Muhammed'e de bu anlamda Mehdi denildi. Hazreti İbrahim'e de Mehdi denildi ama Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin, Hazreti İbrahim için imam ifadesinin kullanılmasını, soyumdan imamlar gönder şeklinde duasını falan hatırlarsak, bu anlayış bir bakıyorsunuz Emevi hükümdarları Ferazdak ve Cerir'e şiirler yazdırıyorlar, yazıyorlar. Süleyman bin Abdülmelik'e Mehdi diyor. Yaşıyor, yönetiyor hayatta. Herhangi bir gizlenme falan yok. Velide Velid bin Abdülmelik'e diyor, öbürüne en az Ömer bin Abdülaziz'e. Sonra anladım ki bu Mehdilik olayı
tamamen siyasi alternatif olabilecek bir kabileden çıkan lider şahsiyetler için kullanılıyor. Bunun en tipik örneği biliyorsunuz Hazreti Osman'ın seçiciler kurulunda, hilafet seçiminde olan kişiler vardı. Talha ve Zübeyir, diğerleri. Bunların hepsine, soyundan gelenlere Mehdi denildi. Talha'nın oğlu Musa bin Talha'ya, Zübeyir'in oğlu Abdullah bin Zübeyir'e, Abdurrahman İbni Eşyas gibi birisi, o da kendisi isyan etti. Abdurrahman İbni Eşyas. O orada yoktu, kurulda yoktu ama Emevilere isyan ettiği için ona da Mehdi denildi. Ve burada hadisler olarak ortaya çıkan rivayetlere baktığımızda hepsi o dönemde yaşanan hadiseleri bize hadis olarak aktarıyorlar. Onun için hadisleri iman konusu yapıp bu konuda hadiseleri anlamamız mümkün değildir. Öncelikle yapmamız gereken hadiselerden hareketle hadisleri okumamızdır. Bu hadiseler neydi? Bu rivayetleri nasıl doğurdu? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Benim yöntemim ve yazdığım uzun bir makalede bunu uzun uzun ele aldım. Sonuç olarak birinci Mehdi, ki asıl asabiyetçi ve siyasi Mehdilik olarak tanımladığım Mehdilik fikri aslında Hristiyanlardaki kurtarıcı inanışını Araplar kendine monte etmek istediler ama bunu şeyle monte edemediler. Mesih olarak istemiyorlar çünkü Mesih Arap değil. O zaman ne yaptılar? Mehdi'yi Araplardan olmasını istediler. Bir bakıyorsunuz Kahtani Mehdi, Süfyani Mehdi, Emevi Mehdi, Talibi Mehdi, Abbasi Mehdi, Mehdi Mehdi. Bütün kabilelerin Mehdi'si var. Kindi Mehdi, Temimi Mehdi. Bunlar gösteriyor ki Mehdi tamamen siyasi çözüm arayışı buhranlı dönemlerde kurtarıcı inanışından kaynaklı. Ama asla yaşayan biri geri dönüp gelecek veya öldükten sonra recat edip gelecek şeklinde bir Mehdi fikri Emeviler döneminde söz konusu değildi. Ben bu birinci Mehdilik tipolojisine siyasi ve kavmiyetçi Mehdi tipolojisi diyorum. Zaman ilerledikçe artık Gulatuşi'ye çıkıyor. İşte İsmaililer, değişik gruplar, İsmail'in içinde veya Karmatiler ve benzeri gruplar. Bunlar yedi devir inancı, kozmoloji inançlarını, mitolojilerini Mehdi ile birleştiriyorlar. Mehdi oluyor, Allah'ın neredeyse bütün işlerinde ona yardım eden ve insanlığı kurtarmak üzere nasıl peygamber seçip gönderiyorsa sanki Mehdi'yi de göndermek için böyle bir durum çıkıyor. Halbuki bu İsmaillerin ortaya koymuş olduğu bütün bu kozmoloji anlayışı, mitolojik anlayış, Mehdilik anlayışı olarak Mehdiliği monte ettiler ona ve İsmaillik'teki bir Mehdi anlayışını geliştirdiler. Buna ben mitolojik ve kozmolojik bir Mehdi anlayışı diyorum. Ki bu tamamen ta varlığı insanların yaratılmasından öncesine kadar giden bir süreçten bahsediyorlar. Ve hala yedi devirin sonunda mutlaka bu Mehdi'nin gelmesini bekleyen bir anlayış olarak görüyorlar. Çok tabii ayrıntılarına girmek istemiyorum. Üçüncü dönem, ki bu benim İsmail'in yükselişi geçtiği dediğim dönem, ikinci asrın sonları, üçüncü asrın başları ve dördüncü asırda Fatimiler böyle kuruluyor. Fatimiler bu anlayışla, biliyorsunuz Fatimiler aslında sahte nesepli olarak ortaya çıkıyorlar ama kendilerini Hazreti Ali'nin Muhammed el-Hanefi üzerinden, Ebu Haşim üzerinden Abbasilere devrediyorlar işi. Oradan Mehdilik öyle. Hatta Abbasi hükümdarı Mansur oğluna Mehdi olarak isim, biliyorsunuz Mehdi'dir Abbasi'nin halifelerin birinin adı. Niye? Çünkü Muhammed bin Abdullah'tır. Ve bir rivayet çıkıyor. Mehdi gelecek, babası benim babamın adıyla aynı Abdullah ve kendi ismi benim ismim. Muhammed bin Abdullah Mehdi'nin oğludur. Aslında Abbas hükümdarının o zaman uydurulmuştur. Üçüncü dönem Sufiliğin yükselişe geçtiği dönem. İbnül Arabi damgasını vurmuştur, biliyorsunuz Vahdet-i Vücutçu. Vahdet-i Vücutçu Sufi anlayışta artık Mehdi çok enteresan bir konuma yükseltilmiştir. Bu konum Hazreti, affedersiniz, Allah en üstte bir yerde duruyor, gökte. Onun sağ tarafında siyasi, zahiri Mehdi, sol tarafında, belki yönü ya,
yanlış söylüyor olabilirim. Sol tarafında da Batıni Mehdi. Kim bunlar? Sağ tarafında olan Mehdi, Hazreti Ali'nin soyundan, Hüseyin soyuna veya Hasan soyuna, o Fütuhatül Mekkiye'de farklı rivayetler, yazmalarda farklılaşıyor. Onun soyundan gelecek deniyor. Ve o kişi Mehdi olarak, siyasi Mehdi, ama ifade enteresan. Allah için İmamul Ala ifadesi kullanılıyor. Sağdaki Mehdi için İmamul Ekber El-Batı, Zahir diyor. Bu siyasi Mehdi. Soldakine İmamul Ekber El-Batın diyor. Ona da Kutup ve Aktap'tan birini koyuyorlar. Kutbu. Bunlar üçü birlikte dünyayı idare edecek diyorlar. Ve bunların her birinin ilahi adamları var. Şimdi bu geniş geniş girmek istemiyorum. Kısa kısa hemen geçiyorum. Üçüncü Mehdiliğe ne tipolojisini koyuyoruz? Vahdeti vücutçu. Artık dünyayı beraber idare eden Mehdi, Kutup bir arada. Üçü beraber hareket ediyor. Dördüncü Mehdilik, az önce hocamızın da bahsetmiş olduğu Kadiyanilikle 1400 Hicri binli yıllar dolduğundan itibaren, Hicri bininci yıldan itibaren İslam dünyasında bir Mehdi beklenti. Çünkü artık Osmanlı'da sorunlar başlıyor, Hint halk kıtasında sorunlar, kuzeyde Osmanlı Rusya ile büyük sorunlar yaşamış. İnsanlar bizi kim kurtarabilir diye bir düşünceye giriyor. Çünkü yenilgiyi tadıyor, mağlubiyet çok büyük bir travma yaratıyor. Bunun üzerine Mehdiliği, Mesihliği, Müceddidliği birleştiren, hocamın anlatmış olduğu, Kadiyanilin ortaya koyduğu sembolik bir Mehdilik. Bütün Kadiyan cemaatinin hidayete erdiğinden bahseden, ahir zamanda çok az kişi önemli hidayete ermiş bir grup olacak deniyor. Bir ayet-i kerimede ahirun diye ifade edilen. Bu ifadelerde kullanarak bu Mirza Gulam Ahmet dedi ki ben Mehdi'yim, Mesih'im, Müceddid'im. Hatta bütün rivayetleri kullan. Bir rivayette diyordu ki la Mehdiye illel Mesih. Mehdi yok, Mesih var. Bakın ne, onu da birleştir. Bu defa dedi ki ben işte şunun bütün dinlerin ortak Mehdisiyim. Bu tipolojinin Türkiye'de en tipik sembolik Mehdilik tipolojisinin en önemli temsilcisinin Risale-i Nur'larda anlatıldığını görüyoruz. Risale-i Nur'da kendisinin Mehdi'nin şahsı manevisini temsil ettiğini söyler. Ve Mehdi'nin üç görevi vardır. Bunlardan birisi iman hakikatlerini açıklamaktır. Bu iman hakikatlerini açıklayan Risale-i Nur'dur. Bu görevi Risale-i Nur üstlenmiştir. Kendisine Mehdi diyenler olmuştur. O onu kabul etmez. Şahsı manevi olarak benim şakirtlerim ve Risale-i Nur bu hakikati temsil eder der. Fakat enteresandır, daha sonra Türkiye'de bile bir profesör arkadaş 10 yıl uğraştım diyor. Said Nursi'nin Seyit olduğunu ispat etmeye ve ispat ettim diye televizyonlarda açıklamalar yaptı. Yani şöyle, onu da kendisi şöyle, ben Seyit değilim ama Hazreti Ali'nin ruhaniyetine tilmiz oldum diyor. Dolayısıyla ruhaniyetine öğrenci olunca Mehdiliğe bir kapı açmış oluyor. Yani fakat bizzat kendini Mehdi değil, cemaatini Mehdi olarak tanımlıyor. Buna biz sembolik Mehdilik ya da temsili Mehdilik diyoruz. Bunun az önce dedim ya, Mehdi'ye üç görev veriyor. Birisi neydi arkadaşlar? İman hakikatlerini. İkincisi enteresandır. Hilafeti ya da şeriatı tesis etmek. Üçüncüsü İsevilerle ittihat. Bu iki görevi, burada ben yazdığım makaleyi web sayfamda da okuyabilirsiniz. Hepsini kendi kaynaklarından bunu anlatıyorum. Bu iki görevi şeye veriyor. Bu benden sonrakiler tamamlayacak diyor. Yalnız diyor burada milyonlar asker gerekir. Ve güç gerekir, fiziki ordu gerekir diyor. Onun için de anlıyoruz ki Fethullah Gülen hoca da mizah için beyefendi veya hoca efendi, ben de aynı şeyi ünlemle kullanıyorum. Bunu o kadar güzel kullandı ki Mesihlerle ittihadı ve Türkiye'nin seçkin ordusunda torpil yoluyla, rüşvet ve benzeri yollarla askeriye soktukları insanlarla Türkiye'de ihtilal yapmaya çalıştılar. Eğer ki mümkün değildi, Türk toplumu o kadar, ben yani özürlü kabul etmiyorum, mutlaka buna bir çare bulacaktı. Başarmış olsalardı
Türkiye'de Mehdi olarak gelecekti. Çünkü kendisini kaim-ü zaman buna karşılık terimler uydurmuştu. Kainat imamı, salih zat ve benzeri adlarla. Bütün yapmış olduklarına baktığımızda Said Nursi'de var olan Risale-i Nur'da var olan Mehdilik doktrinini birinci kısmı ona bırakmış, ikinci ve üçüncü görevi Fethullah Gülen'in üstlendiğini görüyoruz. Buna ben sembolik ve temsili Mehdilik diyorum. Yani bir cemaat üzerinden Mehdilik iddiasında bulunmak. Dördüncü, buna dördüncü olarak tipoloji olarak dördüncü tipoloji adını. Beşincide de İslam dünyasının özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde aşırı derecede siyasi buhranlar, ekonomik hocamın bahsettiği işte buhar icadı vesaire, sömürgeci güçlerin İslam ülkelerini parça parça etmeye kalkışması, sömürmeye çalışması, Müslümanlar arasında ıslahatçı Mehdilik adı altında bir fikir uyandı. Bu müceddit olarak veya müştehit adı altında İslam dünyasını kurtarmak üzere Mevdudik gibi, Sudan Mehdisi gibi, o da kendini Mehdi olarak isimlendirdi ama veya başka bir takım şeyler, ya müceddit tartışması altında ya Mehdi ya da Mesih, çoğunlukla Mesih demediler, daha çok Mehdi dediler. Bu tipede, bu tipolojide ben ıslahatçı Mehdilik adını veriyorum. Sonuç olarak bunu tabii genişçe konuşabiliriz ama özetleyerek gidiyorum. Sonuç olarak Mehdilik anlayışı en önemli şey nedir? İşte gelecek 3 gün 5 gün içerisinde bütün dünyayı 3-5 yıl içerisinde hidayete erdirecek. Herkesi zengin kılacak. Bütün domuzları öldürecek. Bütün açları kıracak. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tebliğ ve irşat geleneğine baktığımızda böyle bir görev ne tebliğ ile alakası var ne irşatla alakası var. Çünkü bütün peygamberler irşat geleneğinde insanları 3 günde 5 günde hatta öyle peygamberler var ki başaramadı yarıda kalanlar oldu. Yani Allah'ın göndermiş olması 3-5 günde o zaman insanlar çıkıp demez mi? Ya Rabbi bize de daha önce gönderseydin biz niye 3 yılda 5 yılda kurtulurduk? Niye bu şu su ahir zaman falanca gönderdin? Yani Hazreti Muhammed varken, Kur'an elimizdeyken, cüz irademiz, Mehdi'miz varken bu nasıl oluyor da bu insanlar böyle kendi yapacaklarını yapmayıp insanların peşine takılıyorlar. İkinci bir şey, Allah'ın fizik yasalarına ve de Kur'an-ı Kerim'de belirttiği temel kaidelere, sünnetullah'a da terstir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de siz kendinizi değiştirmedikçe hiç kimse sizi, ya ben sizi değiştirmem diyor. Önce kişilerin değişime kendinden başlaması gerekiyor. Bu anlayış, Mehdilik anlayışı Müslümanları tembelliğe, acizliğe, sorunlarını başkalarına çözdürmeye, havale etmeye ve miskinleştirmeye götüren bir şeydir. Onun için Mehdilik İslami değil, insani bir inanıştır, kültürdür. Asla İslam'ın temel kaynaklarından ortaya çıkmış, Hazreti Muhammed'in bahsetmiş, o böyle bir şey bahsettiği söz konusu değil. Zaten Kur'an-ı Kerim asıl Mehdi kimdir? Kur'an'dır. Değil mi? Mecazi anlamda hidayet kaynağı Kur'an'dır. Onun dışında Mehdiler aramak boşunadır. Nitekim Türk tarihinde Mehdi olarak ortaya çıkanlar gerek Osmanlı'da gerek Osmanlı son dönemlerinde hepsini çağırıp biz adaleti zaten uyguluyoruz, sizin gibi Mehdi'ye ne gerek var diye bir kısmını sürgün etmiş, bir kısmı cezalandırmışlardır. Ömer Seyfettin'in Mehdi diye bir hikayesi vardır. Meşhurdur o. Balkanları kaybedince orada şunu söyler. Likülli kavmin hadin ayetini de getirerek der ki bütün insanlar, her bir toplumun kendine özgü Mehdileri çıkar. Yani o ne demek istiyor? Kurtarıcıları vardır. Öyle Allah tarafından göndermiş bir Mehdi bekleyip özgürlüğünüzü falan bırakmayın kimsenin eline. Ve bu hikayede bunu uzun uzun belki 10-15 sayfa ama çok güzel örneklerle anlatmaya çalışır. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Mehdilik fikri asla Kur'an'ın felsefesine, Hazreti Muhammed'in insanlara vermiş olduğu ideale uygun olan bir anlayış değildir. Mehdilik Ali Eyzat Begoviç'in rahmetlinde dediği gibi bizim tembelliğimizin adıdır.
Mehdi beklemeye gerek yok. Her insan kendisinin Mehdi'sidir. Bir Müslümanın elinde Kur'an, örneği Peygamber Hazreti Muhammed olduğu sürece başka Mehdi'lere gerek var mı arkadaşlar? En büyük kaynağımız Kur'an. Kur'an'ı rehberliğine esas alacağız. Onun bunun rehberliğine gerek yok ki. Onun için Türk toplumları gerçekçiydi. Tarihte asla bu Mehdi'ci hayallere kapılmadılar. Ve şunu söylüyorlardı. Mehdi ortaya çıktığında hep adalete, devletin adaletine vurgu yapıyorlardı. Ve asla kimseye bunu öyle Mehdi geldi bizi kurtaracak diye asla bir şey söylemiyorlardı. Yani Osmanlı bu konuda çok akıllı davrandı. Ama bugüne geldiğimizde Mehdilik fikrinin kısaca hemen belirtip bitirmek istiyorum. Üç kaynağı var. Birisi bu hadisler. Kütüphanede çevrildikten sonra önümüze konulan rivayetler. İkincisi Risale-i Nur'da Mehdi, 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 Mehdi tekrarları. Üçüncüsü de arkadaşlar İslam dünyasındaki bu acizlik ve çaresizlik insanlarda Mehdi fikrini canlı tutmaya doğru götürüyor. Bunların hiçbirisi Kur'an'ı açıdan, mantıklı açıdan Müslümanların sorumluluğunu bir kenara bırakıp ona güvenerek efendim tarihimizi, geleceğimizi bırakacak kadar şey değildir. Yani bu kadar ucuz bir olay değildir. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yılların tecrübesiyle bize bu sınırlı vakitte konuyu çok hülasa bir şekilde, veciz bir şekilde aktardı. Özellikle de bu kurtarıcı tipolojileri bağlamında tasnifi çok dikkat çekici. 5 tane maddeye vurgu yaptı. Fakat bunların tabii çok daha detaylı okunması lazım. Bu bağlamda hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Diğer taraftan da bu kurtarıcı fikrinin bütün kültürlerde olduğunu sözlerin başında ifade ettiler. Evet, gerçekten bütün dinleri incelediğimiz zaman her kültürde, her inanç coğrafyasında bu tür kurtarıcı inançlarının olduğunu görürüz. Özellikle Yahudiler ve Hristiyanlardaki apokaliptik söylemlerde buna dair çok detaylı bilgiler vardır. Yani apokaliptik literatürle kastedilen dünyanın sonuna doğru olacak olayları anlatan eserlerdir ve buna dair inanışlar ve olgulardır. Burada benim tabii diğer dinlerde de benzer hususlar dikkati çeker. Hepsinde kendine göre metinleri söz konusudur. Bunlar uzun uzadıya anlatılır. Fakat o bir ayrı tartışma veya panel konusu. Burada benim daha çok dikkatinizi çeken hocamın ifadelerinden hareketle bu tür İslam çerçevesinde Mehdi hareketlerinin doğru kaynaklara bakarak araştırılmasının pek çok faydası var. Bir tanesi de kendi açımdan bugün onu buraya not aldım hocamın söylemleri bağlamında. Bizim literatüre girmiş olan İsrailiyat dediğimiz meselelerin daha iyi anlaşılması adına muhakkak önemli bir husus. Çünkü hocamın da ifade ettiği üzere belli bir döneme kadar şu andaki bazı çevrelerde algı söz konusu öyle bir algının olmadığını, farklı bir manaya sahip olduğunu kendileri de ifade ettiler. Bu açıdan hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.